Merhaba dostlarım benim. Yeniden merhaba. Tereddüte düşen kişi asla bir adım atamaz. Olduğu yerde çakılır kalır. Oraya mı? Oraya mı? Oraya mı? Oraya mı? Sanki bir yol ayrımında iki yola da bakar ve bir türlü adım atamaz. Orada donar kalır. Evet arkadaşlar, hastalıkların en büyüğü kararsızlıktır. Kararsızlığın insana en büyük zararı ise zamanını çalar, zamanını alır gider ve o olduğu yerde hep durur kalır. En büyük hırsız kararsızlıktır. Kuşku ve kararsızlık insanın gelişmesi önünde çok büyük bir engeldir. Verilebilecek en kötü karar bile kararsızlıktan çok daha iyidir. Kararsızlık bazı insanlarda saplantı haline geldi ve hastalığa dönüştü. Kararsızlık insanı derinden yaralar. Midesinde yanan bir ateş gibidir. Kararsız insanlar ülsere de tutulur, gastrite de tutulur, dişlerini bile döker. Kararsızlık insanda bu tür rahatsızlıkları getirir, insanı dengesiz yapar. Yalnız olarak ve mutsuz olarak yaşamak istemiyorsanız, hasta olarak yaşamak istemiyorsanız kararsız olmayın. Mutlaka ama mutlaka karar verin. Hiçbir şey karar verme yeteneğine sahip olmak kadar kıymetli değildir. Kararlar her zaman düşünerek veya birilerinden görüş alarak alınmaz. Bazı kararlar vardır ki o anda düşünmeden verilmesi gerekir. İnsan sadece kararsızlık durumlara düştüğünde, kafası karıştığı zaman yorgun düşer. Her türlü çaba insanı özgürleştirirken kararsızlık adamı bitirir. En kötü karar bile kararsızlıktan daha faydalıdır. Hata olabilir. Karar vermeden ve almadan ilk yapılması gereken verilecek kararın olası sonuçlarını tahmin etmektir. Peki, tahmin edebilsem bunu yapmaz mıydım diyebilirsiniz. Evet arkadaşlar, bunu yapabilirsiniz. Doğru kararı kendi iç sesinize sorarak rahatlıkla bulabilirsiniz. Size önereceğim bu yöntemi kullanarak kararlarınızı daha net ve korkusuzca alabilirsiniz. Hazırsanız geçin bir yere oturun. O kararsız olduğunuz konularda seçenekleri önünüze koyun. Derin bir nefes alın ve gözlerinizi kapatın. Birinci seçeneği düşünün. Bunu düşünürken nasıl hissettiriyor? Birinci seçeneği seçerseniz bir yıl sonra ne hissedeceksiniz? 3 yıl sonra ne hissedeceksiniz? Bir de 5 yıl sonra ne hissedeceksiniz? Kafanızdan bir geçirin. Bir duygular gelecek. Bu duyguları bir kenara koyun. Şimdi ikinci seçeneğe geçin. İkinci seçeneği seçerseniz o size ne hissettirir? 1 yıl sonra ne hissettirir? 3 yıl sonra ne hissettirir? 5 yıl sonra ne hissettirir? Bir geçirin kafanızdan. Buradan gelen duyguları da alın.
Varsa üçüncü seçeneğiniz, onun için de aynı uygulamayı yapın. Sonra ikisinden aldığınız duygular neydi? Bir bakın. Hangisi sizi daha iyi hissettirdi? Bir gıdım bile daha iyi hissettiren hangisi? Onu seçin dostlarım benim. İyi hissettireni seçin. Ve göreceksiniz ki iç sesiniz sizi yanıltmayacak. Eğer bu uygulamayı kafanız karıştığı zaman, kararsız kaldığınız zaman uygularsanız kararlarınızı daha net alacaksınız, zamanınız çalınmayacak ve daha cesur adımlar atarak hayatın içinde mucizeler yaratabilirsiniz. Yeter ki cesur olun. İlk adımı isteyerek atın. Mucizeler mutlaka gerçekleşecek. Kendinle barış, dünya seninle barışmaya çoktan hazırdır. Eğer dilim sürçtüyse özür dilerim. Beni dinlediniz, söylediklerimi uyguladınız, kanalıma abone oldunuz, videolarımı paylaştınız, muhteşem yorumlar yazdınız. Teşekkür ederim, teşekkür ederim, teşekkür ederim dostlarım benim. Yeni konularda görüşünceye kadar hoşça kalın, dostça kalın, ışıkla kalın. Sizleri çok seviyorum. Görüşmek üzere.